Evet Cem Açık, göz sözü bir kez daha senden alalım. Zira yanımda bir değerli konuğum daha var. Milliyetçi Hareket Partisi Kastamonu Milletvekili adayı, genç bir aday Alperen Özmen. Efendim merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de memleketimize hoş geldiniz. Teşekkürler. Bugün saatler 14'ü gösterdiğinde MHP lideri Devlet Bahçeli, aziz milletim sıra sende temalı mitinglerini yine buradan başlatacak, bugün devam edecek. Neler söylersiniz? Nasıl bir hazırlık yaptınız? Biz öncelikle genel başkanımız ve genel merkez yöneticilerimizi Kastamonu'muzda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Biz zaten bir süredir sahalardayız. Genel başkanımızın gelişi de bizleri heyecanlandırdı. Çalışmalarımıza değer katacağını düşünüyoruz. Efendim 2023 seçimleri önemli. Bu noktada da genç bir aday olarak sizin de milletvekili kesin aday listesinde isminiz var. Neler söylersiniz Kastamonu için, bundan sonraki planlarınız nelerdir? Meclise girerseniz nasıl temsil edeceksiniz Kastamonu'yu? Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kastamonu bu dönem Milliyetçi Hareket Partisi'ne büyük bir teveccüh gösteriyor. Biz bir süredir çalışmalarımızda bunları görüyoruz ve bunlar bize çok mutluluk veriyor. Özellikle biliyorsunuz Kastamonu'nun en genç adayıyım. Genç bir aday olmam hasebiyle de bu dinamizmi sahada ve hizmetlerimizde kullanabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü bu iş hizmet işi, emek isteyen bir iş. Büyük bir mesai harcamanız gereken bir iş. Biz bunu başarabileceğimizi, gençliğimizin de katkısıyla bunu başarabileceğimizi düşünüyoruz. Emin Bey de sizi bayağı övdü bir önceki yayınımızda. Zira genç bir aday olmanız gençler tarafından da aslında destekleniyordur. Size dönük tepkiler nasıl bu noktada? Ben sadece gençlerden değil, Allah razı olsun, her yaş kesiminden güzel tepkiler alıyorum. Tabii şöyle bir durum da var. Genel olarak alışılmış bir milletvekili adayı yaş ortalaması var. Biz bunun biraz dışında kalıyoruz ama bu da şunu sağlıyor, biz en azından genç kesimi de kapsamış, onların sorunlarını da daha iyi anlamış oluyoruz. Sahada da tepkiler bu yönde iyi. Peki efendim, sizce 2023 seçimleri, 14 Mayıs seçimleri, artık çok az bir zaman kaldı. Evet. MHP liderinin de oldukça kapsamlı bir programı var. 20 günde 23 şehir gezecek. O noktalardan bir tanesi bura. Sizce 2023 seçimleri neden bu kadar önemli? 2023 seçimleri seçimi tarihi bir seçim. Çünkü şöyle, biliyorsunuz memleketimiz zor dönemlerden geçti. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra da memleketimizde korunması gereken bazı gelişmeler yaşandı. İşte görüyorsunuz, bugün İHA'larımız, SİHA'larımız, daha yeni İHA, SİHA gemimiz denizlere indi. Dünyadaki ilk tek SİHA gemisi. Bunun haricinde yerli ve milli otomobilimiz caddelerde gezmeye başladı. Bunlar bizim için, Türkiye için büyük kazanımlar. Biz bunların korunması gerektiğini düşünüyoruz ve bu istikrarın da devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yine işte terörle mücadelede, sınır ötesi operasyonlarda, memleketimizin iç ve dış güvenliğiyle ilgili gelişmeler, biz bu gelişmelerin de korunması gerektiğini düşünüyoruz. Onun haricinde de bildiğiniz gibi karşımızda bir ittifak var. Bu ittifaktan da biz endişe verici söylemler duymaya başladık. Şimdi bunlar memleketimiz için işte sözde özgürlükle, sözde özellikle alakalı, çok detaya girmek istemiyorum ama bizim memleketimiz bunları biliyor. Ben bu seçimde de memleketimizin sağduyulu davranacağını düşünüyorum. Şunu söyledi MHP lideri Devlet Bahçeli, bizim adayımız fason değil, milletin öz ve öz evladıdır. Evet. Nitekim adayımız belli, kararımız da nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Zaten uzun zamandır Cumhur İttifakı'nın adayı da belli, kararı da net. Bu kapsamda şunu da söyledi, hemen hatırlatmak isterim izleyicilerimize. Sandığa gitme azmimizi ortaya koymalıyız dedi. Ve 15 toplantıda Cumhurbaşkanı'nın adayını belirlemeyenlere Millet İttifakı denilen tembeller ordusuna Türkiye teslim edilemez diyor MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli. Bu noktada değerlendirmeniz ne olur? Ben şöyle söyleyeyim. Şimdi sizin de söylediğiniz gibi son döneme kadar belli olmayan bir cumhurbaşkanı adayı söz konusu oldu. Şimdi tarihi bir seçimden bahsediyoruz. Türkiye için bir dönüm noktası olduğundan bahsediyoruz.
Böyle önemli bir sıcak bir siyasi ortamda son döneme kadar bir cumhurbaşkanı adayının bile belirlenememiş olması zaten bence Millet İttifakı'nın içindeki karışıklığı gösteriyor. Bunun haricinde birbirine benzemeyen 7 partinin bir araya gelmesiyle oluşan bir ittifak bildiğiniz gibi. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Yani cumhurbaşkanı adayını belirlerken bile bu kadar problem yaşayan bir ittifak devlet yönetmeye talip oluyor ama yani nasıl yöneteceğiyle ilgili de tabii ki çok ciddi endişeler var halkta. Bunun haricinde bildiğiniz gibi terör örgütü iltisaklı siyasi oluşumlar var. Bunların da Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde büyük rol oynadığını görüyoruz. Bu bence en önemli, dikkat çekilmesi gereken en önemli konulardan bir tanesi. Milletimizin bu konuda dikkatli olması gerekir. Biz de yaptığımız programlarda ilçe ilçe, köy köy dolaşarak bu hassasiyetleri, bu önemli meseleleri anlatmaya çalışıyoruz. Aslında kızgınlıkla, küskünlükle karar verilecek bir seçim değil. Liderler de zaten buna dikkat çekiyor. Yani büyük bir seçim, Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli'nin dediği gibi büyük katılım sağlanması gerekiyor. Dediğiniz gibi küskünlükle hareket edilecek bir seçim de değil. Çünkü feda edemeyeceğimiz, bizim tek feda edemeyeceğimiz şey devletimizdir. Bu konuda dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Peki efendim, aslında adaylığınız hayırlı olsun diyelim. Bundan sonra 14 Mayıs'a gidene kadar sahada çalışmalar nasıl devam edecek? Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işte il merkezimiz dahil olmak üzere bizim bir de şöyle bir özelliğimiz var il olarak. En fazla köy bulunan illerden bir tanesi. 1000 küsur köyümüz var. Bu köylerimizde de biz ayrıca çalışmalar yapıyoruz. Zor bir coğrafya Kastamonu biliyorsunuz bir tarafı sahil bir tarafı ılgaz aynı zamanda işte sahil turizmi kış turizmiyle öne çıkan bir ilimiz. Bundan dolayı da zor bir coğrafyamız var tabii ki. Bizim ulaşılması zor ilçelerimiz de var ama biz yılmadan ulaşmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü bu memleket hepimizin her bir metrekaresi bizim sorumluluğumuzda. Biz bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Şunu da sormak isterim, atlamak istemiyorum. Zira depremler yaşandı geçtiğimiz aylarda. Kahramanmaraş merkezli depremler. 11 şehrimizde büyük yıkım oldu. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu noktada da MHP kadroları, MHP'li belediyeler, ülke ocaklarını biz her daim deprem bölgesinde gördük. Sizin bu noktada değerlendirmeniz ne oldu? Şu şekilde ben de bir ülke ocakları neferi olarak ülke ocaklarının özellikle yaptığı hizmetlerden dolayı tüm teşkilatımızdan Allah razı olsun diyorum. Biz her zaman yardımlaşmayı bilmiş bir milletiz. Biz teşkilatlarımızda da bunun yansımasını görüyoruz. Dediğiniz gibi il ilçe teşkilatlarımız, ülke ocaklarımız, genel merkezimiz ve devletimiz bu 11 ilimizi etkileyen asrın felaketi dediğimiz deprem felaketinin yaralarını sarmak için biz hepimiz elimizden geleni yaptık. Yapmamız gerekir. Zaten bu bizim dediğim gibi milletimizin kendine has fedakarlık ve yardımseverlik özelliklerinden de kaynaklanır. Bunu yapmamamız mümkün değildir bizim millet olarak. Bu bir milli mücadele ruhudur. Ben en kısa zamanda yaraların sarılmasını temenni ediyorum. Ailesini kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Çok teşekkür ederiz efendim yayınımıza katkılarınız için. Biz teşekkür ederiz. Sizi burada ağırlamak bizi mutlu etti. Tüm Bengü Türk yayın ailesine de ben buradan teşekkür ederim. Teşekkür.